Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YYBJ ile yaptın mı yapmadın mı oynayacağız. Aga hoş geldin. Hoş bulduk bro. Bak en son bu videoyu 2 sene önce çekmiştik. Ya 2021'de orada elimi tutmamıştın. Kardeşim elimi sıkamazsın. Bükemediğin eli. Yo acımıyor. Arkadaşlar buna bir kere el vermedim. Sen bugün elini verirsen yarın götünü verirsin. 1 minute. Neyse. Ama bak o yüzden almadım elini. Anladım hocam. Oğlum bu hocamı kim taktı ağzıma ya? Süleyman müdür hocam. Tamam müdür devam. Arkadaşlar bugün YBC videoya geldiği için ödül takdim etmek istiyorum. Buyurun YBC Bey. Evet bu bana gelmişti zaten bu ödül. Ya işte video olsun diye çok da önemli değil. Boş ver şimdi konumuz o değil. Tamam. Oğlum insan bir teşekkür eder. Ya sen vermedin bu hediyeyi. Bana bir marka yolladı bunu. Tamam söyleme şimdi. Tamam oğlum ne diyeyim şimdi adam. Olsun ya belki ben veriyormuşum gibi bir. Tamam sen verdin al garloş. Thank you. Al. Yok abi olmaz bu. Evet, yaptın mı yapmadın mı oynuyoruz? İlk önce yaptım mı yapmadım nedir arkadaşlar? Onu bir açıklayayım kısaca. Bir soru soracağız ve sorduğumuz soruyu eğer ki o soruyu yaptıysak yaptım diyeceğiz, yapmadıysak yapmadım diyeceğiz. Çok basit bir soru. Basit okey tamam. Belki bunu anlamayanlar vardır o yüzden anladım. Evet, kim başlıyor? Yani ben mi sorayım? Taş kağıt makas. Ben başlarım istersen. Yok, taş sen kağıt makas. Yok, taş kağıt her makas. Her türlü sen okeyim. Hayır abi, taş tamam, kağıt. Taş kağıt makas. Tamam. Kalem yaparsak ne oluyor? Taş kağıt. Üstüne oturuyorsun. Oha, iyi laf soktu. Güzeldi. Garloş bunu yaz. YBC ilk defa laf soktu. Ya Garloş bu hareketler tamam, eskidi tamam, ya. Tamam, eskidi. Hadi. İlk defa tamam. Laf soktun. Tamam hadi gel. Taş kağıt. Taş kağıt makas. Yani kim başladığını tamam hadi soruyor. Sen başla. Tamam ben başladım. Evet. Instagram'dan evet. Bir kıza yürüdün mü? Çok basit bir soru. Tabii ki yürüdüm. Yaptım. Yaptın mı? Yaptım. Adi köpek. Ne alaka oğlum? Duu. Ne yapalım şimdi? Rezil. Zina ülke babı. Yok. Terbiyesiz. Sen yürümedin mi? Sen soracaksın ben cevaplayacağım. Tamam. Şu an sıra sende. Tamam şimdi sıra bende. Terbiyesize bak ya. Duyuyorsunuz değil mi? Yürümüş. Hey. Biz bunları çok gördük. Bir su alabilir miyim? Bir su. Ciddiyim bu arada. Reji, su. Reji, su. İki tane de manita. Biz oradan iki tane güzelinden. Oğlum kızlar yürümeyeceksin. Neyse ben anlatırım sana. Evet sıra sende moruk. Okey söylüyorum. Her türlü hazırım. Her an hazır ve nazırım. Her soruya. Hiç bir tane kuzenine içinden fesat düşündüğün oldu mu? Sonuçta kuzenin nikah düşüyor acı. Yani ergenlik döneminde olmuştur. Ama şu an... Tüüü! Irz düşmanı! Oğlum bu ne ya? Arkadaşım şöyle bir şey var. Benim anneannemle dedem kuzenler. Yani bu nikah düşüyor ya hani. Tamam. Bir de ergenlikte böyle bir şey düşünebilirsin. Vay be. Ama şu an mesela hiçbir kuzenime karşı hiçbir şey hissetmem. Ama ergenken insanlar düşünebilir. Arkadaşlar adam gibi adam diyecektim. Ben doğru diyecektim. Söyledim. Yaptım ama şey ya bu düşünce. Evet. Yaptım acı. Aynı şeyi ben de sorabiliyor muyum? Hayır. Tamam. Farklı soru. Tamam ben farklı bir soru soruyorum. Hiç düşündüğün kişi kuzenim miydi? Böyle ama ergenliğin en çılgın zamanları. Belki de şeytan yok. Vesvese vermiştir. Yok acı yok. Bende öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Başka birine yani yok böyle uzaktan yakından asla masla. Yani arkadaşlar burada yalan söylediğine gayet anlamadım. Yani yapmadım. Hacı bak düşünmeye... Hacı ekledim. Burada senin dediğin önemli değil. Benim dediğim cevap önemli. Tamam, yani okay. Yapmadım okey. Bundan sonra, sonra bize yalan söyleyelim kardeşim. Tamam okey. Zaten söylemiyordun mu? Hayır söylemiyorum abiciğim. Sıra bende. Sor bakayım. Ben soruyorum. Sor. Hazır mısın? Hazırım. Bak bu sorudan sonra gerçekten kendine vücuduna zarar vermek isteyebilirsin. Olabilir. Hiç küçükken babamızın cebinden para çaldın mı lan? Çalmadım. Babam çünkü bizi döverdi moruk. Harbi mi diyorsun? Harbiden. Ama ben seni çalarken sanki böyle bir hatırlıyor gibi. Yani ben düşünüyorum belki ama ben hatırladığım kadarıyla çalmadım. Yani çalsam babam döverdi. Tamam inanıyorum sana. Ya. Belki düşünmüşümdür çünkü paramız yoktu. 2-3 lira o zamanlar bizim için çok değerliydi biliyorsun. Evet ben hatta 1 liramı kaybettiğim için ağlamıştım lan. Oğlum 1 liraya çünkü 5-6 tane şey alabiliyordun yani bizim zamanımızda. Bir kola, bir tane piknik diye bir tane bisküvi vardı. Bir tane yani topçu. 1 lira bile çok önemliydi. Hani bazen babamı görüyordum geliyordu eve pantolonunu asıyordu. Almak istemişliğim olmuştur ama dayak yiyeceğim için almamışımdır. Aslında alsan 1 lira neyi fark edecek ki? Fark etmezdi belki. Ama belki de aldım da hatırlamıyorum ama hatırlamadığım için yapmadım diyorum. Okey arkadaşlar siz sakın yapmayın ve bu arada. Ve bu arada hırsızlık olarak da geçmez bu. Babandan aldıysan ne olacak? Yani. Olur öyle şeyler ama almadım. Sor bakalım. Bu arada hangimiz yaptık yapmadık kim kazanıyor ne oluyor? Hayır önemli olan bizim bu soruları sormamız. Ha. Evet. Anladım hocam. Birbirimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmamız. Ya da takipçilerimizin bilgiye sahip olmamız. Ya ben zaten senin hakkında az çok biliyorum zaten moruk yani neyse. Tamam o zaman bekliyorum sor hadi. Soruyorum hacım. Aynı anda 3 kızla konuştuğun oldu mu? Ya yaptın mı böyle bir şey? Aynı anda 3 kız. Şöyle söyleyeyim. İllaki yapmışlığım oldu ama tabii ki net cevap ver. Net cevap. Yaptım. Ama okay. Aması şu. Amasını da söyleyeyim. Bu arada helal olsun kardeşim. Gurur duydun mu? Helal olsun. Gurur duydun mu? Ben
bir kız dediğin için ilk başta yuhlamıştım bu arada. İlk başta ben bir kız mı dedim? Yani evet, bir kıza yürüdün mü dedim. Bak bir kıza. Ha. Sen orada beni yanlış anladın. Sonra hemen okay, anladım. Sen beni hemen vurmaya çalıştın. Okey, kusura bakma. Yok bro, bu sefer de ben en yürüdüm. İyi tamam. Allah Allah. Okey, sıra bende. Eski kızlardan kim kaldı arkadaşlar ya? Ben kaldım kardeş. Yok kaldım. Yok, sen de gittin. Sen de gittin. Bilemem kardeş, bilemem. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. O göbeğim oldu lan artık. Vallahi bak. Artık yaşlandık be yebeğe. Moruk, vallahi yaşlandık. Yaşlandık. Ya. Yaşlandıkça kilo oluyoruz ama ben zayıflıyorum. Artık çüküm taşı ama denk değil. Neyse, vallahi herkes... sorumuz bu değil acaba. Bekle, sorumuz bu değil. Sen sor bakayım. Hiç okula giderken herkesin bulunduğu o sınıfta sessizce gaz çıkarıp başka birinin üzerine attığın oldu mu? Başka birinin üzerine attığım olmadı ama ben yapmamışım gibi davrandığım olmuştur. Çünkü bir de şey yapmışımdır yani, oğlum gel de onu çıkartman lazım da bu taktiği de vereyim gençler. Neyse böyle üflüyorsunuz gitsin diye. Ya da şöyle koltuğun içine... Ya da hiç şey yapmadım, anlamadım böyle. Arkadaşlar bu taktiği yapanlar vardır belki, bilmiyorum. Üf ya oğlum. Böyle onu mi yaptığın zaman ben net anlıyorum yani, oradan bana bir şey gönderdiğini. Ben böyle şu an belli olsun diye şey, ben göndermemek için yani. Buradan gelen duman buraya gitsin, geri gitsin. Peki hadi şöyle yapsan. Yani hani... Böyle birisine gitsin diye değil. Buradan buraya doğru yayılsa kokuyu almasın yanındaki kişi. Anladım. Utanmayayım diye. Peki şöyle yapsan olur muydu? Gaz çıkardın. He amına koyayım. Yalayıp yutayım istersen. Tamam işte, kimse duymasın, tekrar çıkıp sana girsin. Milletin işte bunu yapınca anlamayacaklar bunu mı? Bunu hiç düşündün mü? Hacı bunu düşünmedim. Bence de iyi yapmışsın. Bunu düşünülmemesi lazım. Tamam sor hadi. Soruyorum hacım. Sevgilini daha önceden hiç aldattın mı? Hangi sevgilimi? Bir tane sevgilin oğlum. Bir tane, elbet ki aldattığım sevgililerim oldu. Aldatmadığım sevgilim de oldu. Ama bu sorunun cevabı tabii ki yapmadım değil, yaptım. Ama ben de aldatıldım. Ya biz niye burada bütün kirli çamaşırlarımızı oğlum döküyoruz? Oğlum biz harbiden ya. Aslında bunlar kirli çamaşır değil. Sonuçta yaptığım bunlar şeyler... Bunlar herkesin yaptığı şeyler. Aynen öyle. Fakat kimse söylemiyor. Evet. Öyle de olabilir yani. Şimdi sıra bende. Sor bakayım aslanım. Sen sevgilini en fazla kaç kızla aldattın? Benim hiç sevgilim olmadı ki. Yalan söylüyorsun. Şu an yalan söylüyor arkadaşlar. Yani hiçbiri ciddi değildi arkadaşlar. O yüzden... Hiçbirini saymadığım için aldatma da saymıyorum hiçbirine. Ben aldatmadım yani öyle. Ha bir kere intikam almışlığım var öyle. Bir kere mi? Ya birkaç kez intikam almıştım. Birkaç kez mi? Evet birçok kez yani intikam almıştım. Arkadaşlar birkaç yüz kez. Ama ben bunu inadına yapmışımdır. Yani hani sevdiğim, aşık oldum ve sevgilim dediğim, böyle gerçekten ciddi düşündüğüm biri sana yapmadım. Ama ne bileyim bazen inada biniyor ya hani. Evet. O zamanlar yapmışlığım vardır yani. Anladım, anladım hocam. Ama anladın değil mi sen? Anladım, beni? Anladım ben seni. Canını sıkma. Oğlum göbeğim var ya. Arkadaşlar göbeğim var ya. Allah benim yok. Ben senden ya zayıf olacağım. Hacı şu az an, kaldı. Bak 77 kiloyum. Ben de 82'yim. Lan bir de yemek yemiyorum o kadar zamandır. Hala 77 kiloyum. Neyse hadi onu bunu bırak da bana soruyu sor. Sana soruyorum. Bak ama böyle en kritik yerden böyle köşe vuruşu 90'dan girsin yani. Tamam. Uzun ve kalın mı? Dur. Pardon, pardon. Kızlara hiç benimki uzun kalın diye yalan söylediğin ya oldu mu? Ya siktir sorma ya. Hayır, kollarından bahsediyorum. Yani niye hemen fesat algıladın ki? Tamam, kolunu boş ver. Uzun ve o troll soruydu arkadaşlar. Aynen, tamamen aynen. Fesat algılayan arkadaşlar da kusura bakmasınlar. Aramızda küçük yaşta kardeşlerimiz var. O yüzden beni gerçekten seviyor musun? Hacı bu yaptım mı yapmadım mı alakası yok. Sen bana tamam duygusal bir soru mu sormak istiyorsun? Yok yok. Beni... Sen kardeşlik duyguların mı kabardı? Hayır senin? Hayır. Ha, gel buraya. Hayır hayır. Beni gerçekten... Gel gel gel. Beni gerçekten sevdin mi Garloş? Oğlum bu yine zaten soru. Lan yaptın mı sevdin mi? Ya sevdiysem yaptım, sevmediysen yapmadım diyeceğim. Bu kadar basit. Mal herif. Sevdiysem yaptım seni. Ya, ya bu video ne kadar fesat oldu ya. Arkadaşlar bu oğlum video... sen kendin dedin. Sevdiysen yaptın, sevmediysen yapmadın. Abi bu video fesat bir video. Tamam yaptım. Bak yapmasaydın keşke. Abi konu buralara nasıl geldi? Arkadaşlar bu arada bu video aslında hiç fesat içermemesiyle çalıştık. Evet, evet. Bu arada hiç amacımız bu değildi. Çok farklı sorularla gelmiştik aslında ama... Aynen ben çok daha attık. Özel bir soru soracaktım Garloş'a. Yani... Çok merak ettim lan. Ben de unuttum ya, çok da özel değilmiş demek ki. O zaman çok da önemli değil arkadaşlar. Bak burada ne yazıyor? Çok da önemli değil ya yazıyor. Ama biri yazmış altına benim için önemli lan Kuzey. Kuzey kim oğlum? Şey var ya Kuzey Güney. Ha Kuzey Güney. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ama bizim için lan çok caz önemli. Yapmaz. O da çok iyi ya. Evet, evet. Çok iyi diziydi ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar böyle artı 18 muhabbetleri içinde kusura bakmayın. Gerçekten özür daha fazlasını olur istiyorsanız 10 bin like. Muhtemelen de istiyorsunuz. Aynen. Ama biz de olabildiğince terbiyeli olmaya çalıştık. Ama o zaman terbiyemiz ancak bu kadar. Yok daha fazlası vardı göster. Bu arada terbiyeli insanlarız. Aynen öyle. Arkadaşlar şu tarafta izlemediyseniz videoyu gidip izleyin. Buradakini de izlemediyseniz bunu da izleyin. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.